Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ila Allah. İnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi alazim ve biveçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâm alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alel khayri ve lev asîrâ. İlemû enne afdelel kitâbi kitâbullah. Ve afdelel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâtin finnâr. Ve bi senedil muttasil ile nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Aslu kulli dâin el berde. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı ızam aleyhi salavat ve teslimatın ehl-i beyt, el, ashab, etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bilcüm ve mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihar-ı dar-ı baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşah efendilerimiz, hazırun ve dersimizi dinleyen cemaat kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervah için el-Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İsta'ul maruf. Maruf yap. İyilik. Maruf nedir? Din sahibi Allah tarafından emredilen, güzel görülen, Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa'nın yapın dediği ve o Kur'an ve sünnetin doğrultusunda içtihatta bulunan, müçtehidinin içtihadına uygun olan, insanlara yararlı şeye maruf derler. Maruf yapın. Böyle diyor Peygamberimiz. Kime yapalım? Kime yapalım iyiliği? İlâ men huve ehluhu bi ilâ gayri ehlihi. İyilik yapılmaya uygun adam veya uygun değil. İyiliği hak etmiş olana da iyilik yapın. Hak etmemiş olana da iyilik yapın. Olur mu hocam ya? Ama peygamber böyle söylüyor. Ben de bunu saklayamam, size duyuruyorum. İlâ men huve ehlu, hak eden, iyilik yapılmaya layık adam. İstiyor insan, diyor buna iyilik yapılır. Buna yap ve ila gayri ehlihi. Buraya iyilik yapsan yarın kim bilir ne yapar. Layık değil görünüşü göre. Bunu da iyilik yap. Evet, bunu da iyilik yap. Ne buyuruyor bak. Fe'in asabta ehlehu asabta. Hakikaten layık olana iyilik yaparsanız zaten tam isabet etmiş olursunuz. En güzeli bu. Bunu yapmış olursunuz. Evet. Ve illem tusib ehlehu, yok iyi değilse o, layık değilse iyiliğe, künte ehle, ente ehluhu, sen iyilik yapma, sende huy haline gelmiş, bildiğine bilmediğine, layık ona olmayana iyilik yapmak sende huy, iyilik yaparsın, sen iyiliğin ehli olursun. Şimdi bunu açıklayalım. Efendim, İslam tasavvufu vardır. Tasavvuf uydurma değildir. Şimdi istismarcılar olabilir. Ama istismarcılar var diye tasavvufu kötülemeyiz, kötüleyemeyiz. Her meslekten şaşkın adamlar çıkmıyor mu? Her meslekten çıkıyor. Şimdi bir hakim rüşvet yedi diye hakimliği atacağız mı? Yok canım. Hakim olmasa, adalet olmasa millet birbirini kırar. Ama her meslekte de bir şaşkın adam olabiliyor. Hocalarda da var,
hatır için fetva veren yok mu? Doktorlarda da var, herkeste var. Çürük eve ruhsat veren mühendis yok mu yani? Ama şimdi mühendislik inkar mı edeceğiz? Evet şimdi, evet, tasavvuf insandaki kötü şeyleri, kötü alışkanlıkları, kötü duyguları temizleme yoludur. Saf diyorsun ki yani saf. Tasavvuf saflaşma demek. İnsan doğuştan tertemiz doğuyor. Sonra anası babası yanlış adamsa, çevresi bozuk adamsa, çocuk o çevresi bozuk kimselere uyuyor, çok bozuk bir oğlan oluyor, kız oluyor. Ailesi kötüyse kötü oluyor. Efendimiz öyle söylüyor. Her doğan kullu mevludin yuledu alel fıtra, tertemiz doğar. فَبَوَاهُ يُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُهَلْدَانِهِ Anası babanı mecusi yapar, Hristiyan yapar, Yahudi yapar, şu yapar, bu yapar. Öyle değil mi efendim? Çocuk anasının babasına uyar, taklit eder. Sonradan kirleniyor. Doğuşta temiz. Büluğa erince kadar sorumlu değil. İradesi yok. Büluğa erdikten sonra sorumlu oluyor, mükellef diyoruz biz ona. Haramları yapmayacak. Sevap olanları yapacak, iyilikler yapacak. Allah'ın emrini de Kur'an var, peygamber var. İşte bu. Ama bunlara uymadı. Bir kötülük işliyor, haram işliyor. O temiz yaratılışına bir siyah leke konuyor diyor peygamberimiz. Tevbe ederse ettaibu minen zenbi kemmella zenbele. Tevbe eden sanki günahı yok gibi olur. Gibi ama bak dikkat edin. Hiç günah işlemeyenle günah işleyen biri olmaz. Tevbe etse de bir olmaz. Gibisi var arada. Tevbe eden sanki günah işlememiş kimse gibi olur. Tabii bir fark. Ameliyat yapıyorlar değil mi? İyileşiyorsun ama burada nesi kalıyor? İzi kalıyor ya. Ameliyat mı oldun diyorlar. Yani o da kurtarır paçayı. Umutsuzluğu yok İslam'da. Ama hiç yapmamak en güzeli. Evet. Şimdi böyle bir günah işliyor, tevbe etmiyor. Bir daha günah işliyor, bir siyah leke daha, bir siyah leke daha, tevbe etmiyor herif. Daldırmış gidiyor. Kalp tertemiz, kalp her taraf siyah noktalarla doluyor. Siyah noktalar dolduktan sonra Kur'an'da ayet var. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gışave. Kalbine mühür basılır onların diyor. Allah mühür koyar. Yani ne demek bu? Hukukta var ya, dava açıyorsun sen, tespit davası açıyorsun. Efendim benim şu hakkım var, şuna gidiyorlar hakim savcı, giriyorlar odaya, şu tarihte şu katip hakim nezareten gelindi. O da şöyle, şurada şu var, şurada şu var, tespit ediyorlar değil mi? Ondan sonra kimse dokunmasın buraya. Çünkü şahitler, deliller dinlenecek, suç burada mı işlendi, işlenmedi mi? Bozulmasın istiyorlar, kapısını mühürlüyorlar. Kapısı mühürleniyor mu? İçeride bunlar var, değiştirmeyin. Aha, Allah'ın mühür vurduğu dediği bu. Bu kalbin her tarafı kararmıştır. Ak, beyaz yer kalmamıştır. Işık, tevm, la yupsurun, görmez onlar. Görme penceresi yok, bitti, kapkara. Ne söylesen duymuyorlar. Böyle buradan giriyor, buradan çıkıyor. Anasını, babasını gömüp geliyor. Hiç ders almıyor. Kalbi kara. Bunları yaşamışsınızdır. Biz yaşadık. Bir doktor öldü komşumuz. Namaz, abdest yok. Yani her doktor böyle değil de. Hiç bayram namazı da yok, cuma namazı da yok. Komşumuz görüyoruz. Çoluk çocuk da o biçim. O konu sıfır evde. Görünüşü öyle. Doktor gitti, öldü. Komşumuz, komşuluk hakkı var. Gittik. Akşam oldu. Biz ne yaparız? Kur'an okuduruz değil mi? Bir arkasından. Bir gürültü, zamburtu, zumburtu apartmanda durulmuyor. Ya babam gömdün geldin lan bugün işte. İkindin gömdük geldik. Akşam kıyameti kopardı oğlanlar, kızlar, evdekiler.
üzüntülerini atıyorlarmış. Evet, ibret alacağına şimdi babasından bir gün sıra bana da gelecek, karısı demiyor. Yaşı karısı doktorun yaşında. Kocası gitti, sıra sana geldi demiyor. Ağlandı, tepiniyorlar, Allah neler yıktılar apartmanı. Bak gözü görmedi, kafa düşünmedi, kalp kararmış. İbret almıyor. Ne söyleseniz fayda etmiyor. Ne söyleseniz fayda etmiyor. İşte bu tespittir. Bugün örneği var. Evet, şimdi böyle bir adamı hizaya getirmek kolay. Umutsuzluğu yok İslam'da. Efendim, tasavvuf büyüklerinden Bişri Hafî var. Bu iş o kadar da zor değil. Allah Erhamur Rahim'in Ya Rabbi diyeni gel diyor. Var böyle. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Ey günah yerlerinde günah işte işleye kalplerini karartan kullarım. Bak dışlamıyor Allah. Kullarım. La taknatu min rahmetillah. Allah'tan umut kesmeyin. İnnallâhe yâfirü zünûbe cemî'â. Allah tüm günahları affeder. Yeter ki siz bana dönün. Ayet bu yahu. Evet, onun için böyle güzel, tecrübeli üstazlar, güzel, halis niyetli kişiler böyle adamlara arkadaş alıyorlar, ediyorlar. Bu kitabı yazan da Beykoz'da Yuşa Tepesi'ne yazları gidermiş. Orada bir ispirtocu, kemancı varmış. Onunla buluşmuş, adam bir numaralı adam olmuş, hiç camiden çıkmıyor. Büyük adamlar böyle işte insanları kurtarmaya çalışır. Bu işkici, ispirtocun biri dememiş, ona sokulmuş, yedirmiş, içirmiş. Adamın gönlü bir ısınmış, yolunun yanlış olduğunu öğrenmiş, dört dörtlük Müslüman olmuş. Şimdi ben Bişri Hafî'den size söyleyeceğim. Bu Bişri Hafî çok zeki. Yani dinde ilerlemek de kafayla oluyor. Meslekte ilerlemek de, futbolda da en birinci futbolcu, kafası en çok çalışan oluyor. Her şeyde kafa lazım. Bu da çok zeki Bişri Hafî. Kardeşi de büyük alim, evliya adam. Oh, çok seviyor, salih kişi, alim. Hani arının çiçeklere gittiği gibi insanlar üşüyor başına güzel adam diye. Bu da yol kesiyor, eşkıya. İşkici, ayyaş. Buldu mu aşırıyor, hırsızlık yapıyor, öyle bir adam. Bu Bişri Hafî denilen adam. Kardeşi bir gün rüyasında, bu salih adamların rüyası haktır, geçen hafta okuduk. Rüya sadıka, vahiydir peygamberlere, müminlere de müjdedir. Allah ipucu verir, rüyayı sadıka yalımız. Karnın tokken yatarsan sabaha kadar şırıl şırıl sular görürsün, susarsın çünkü. Ayağın açık kalırsa kar yağar belli. Böyle değil, sağlam rüya. Şimdi o evliya abesi bakmış o eşkıya cennetlik. Olmaz demiş, şeytan beni aldattı. Eşkıya cennetlik olur mu ya? Hem de hırsızlık yaparak, milletin malını aşırarak geçiniyor. De işi bu. Estağfurullah demiş, kalkmış, sabaha kadar tesbih çekmiş. Ertesi gün yine yatmış, bakmış yine cennetlik görüyor o eşkıya kardeşini. Tekrar Allah'a tövbe etmiş, Allah şeytan benim rüyama girdi, aldattı beni filan diye. Üçüncü gün yine rüyada yine cennetlik görmüş o eşkıya kardeşini. Üçte doğru. İbrahim Aleyhisselam da üçüncü gün rüya görünce oğlum keseceğim dedi. Güzel adamlar rüyası doğru. Gitmiş, ulan demiş köfte hor. Ne yapıyorsun? Abi demiş, niye soruyorsun? Biliyorum işim ya. Benim işim hırsızlık yapmak, eşkıyalık yapmak. İşim bu abi ya. Değişen bir şey yok. Hayır hayır demiş, anlat bakayım neler yapacağım. Abi niyesini anlattım ya? Kimi soyduğumu mu söyleyeyim sana? Kimin malını aşırdığımı mı söyleyeyim? Anlat ulan demiş, hiç atlamadan anlatacaksın ne yaptığını. Peki, anlatıyor şimdi. Bir gün işe giderken, işi de hırsızlık, eşkıyalık. Bir gün işe giderken yolda çamur, giderken bir baktım abi,
Çamurun içinde bir besmele yazılı kağıt. Çamura bulanmış, üstüne kimisi basmış, bir kösesi var. Baktım besmele yazıyor. Besmele çamurda olur mu ya? Çiğnenir mi ya? Dedim abi, aldım o kağıdı, sildim, temizledim, eve götürdüm, odamın rafına koydum. Sonra yine işe gittim. Ulan demiş, köfte var. O besmeleyi duyduğun saygıdan seni cennetlik yaptı Allah, sildi hep, temizledi. Ama bakın, inancı olmayan bunu yapmaz. Nasıl da bir saygısı var, köklü bir imanı var adamın, ama yolu öyle mi abi demiş. Demek bana da Allah kapımı açtı. Evet demiş, hem üç gün üst üste gördüm. Tevbe istiğfar ettim, şeytan beni aldı. Değil, doğru lan demiş, sen cennetliksin. Öyle mi abi ya demiş, evet. Adam öyle bir dönüş yapmış ki evliyanın reisi olmuş. Böyle. Bu iş böyle. Evet, tam dönüş. Tam dönüş yapmak lazım. Onun için ehline de, ehli olmayana da iyilik yap. Bak şimdi, bugün böyledir, yarın ne olacak bilir misin? Ben öğretmenken talebe hafız. Ama İngilizceden, cebirden, fizikten, matematikten sıfır alıyor, bir alıyor. Ama çocuk hafız. Kardeşi var, süper, takdirname alıyor. Babasını çağırdım, dedim ki, bunu dedim imam yapacaksın. Ben de hocaları rica edeceğim, imam olacak bu. Hafız ya, imamlığı tam ehil. Ama cebir yok, bir. Sürün sarın zor geçiyor. Dedim ya, şunu mezun edelim de imam olsun. Öyleyse dediler, okumayacaksa, sadece imam olacaksa, İngilizce lazım değil imamlığa, cebir lazım değil, tamam, idare edelim dediler, mezun ettik. Bak, bugün gördüğünüz adamlara aldanmayın. Ona misal veriyorum, yaşadığım olayı söylüyorum. Ondan sonra imam oldu hakikaten, hemen imam yaptılar. Yıllar sonra ben İzmir'de istemezdim hocayı, bir avukatım, bir Roma geldiler iki kardeş. Dedim, sen nerelere geldin? Ben dedi, Diyanet'te müfettişim dedi, belli zaten, çalışkan çocuktun. Seninki de belli imam. Başladılar gülmeye. Bana bak dedim, ben hala müdürünüzüm ha dedim, yine döverim sizi, gülmeyin. Ben hala hocayım ve müdürüm. Niye gülüyorsunuz dedim. Çocuk dedi ki, müfettiş çocuk, abim ben müfettiş okuyamaz dedim, çocuk var ya. Abim dedi, makine mühendisi efendim. Ne? Mühendis, kafası çalışmayan adam nasıl mühendis olur? Evlendikten sonra hanımı dürtmüş, onu uyutmamış. Neden geri geliyorsun sen diye. Çalıştırmış, dışarıdan lise imtihanı vermiş. Üniversite imtihanında da mühendislik fakültesini tutturmuş. Mühendis olarak çıktı geldi. Yani insana hani şu duruma bakıp da Allah'ım buna iyilik yapılır mı ya? Demeyin, bakın neler oluyor. Güzel peygamberimiz ne kadar söylüyor bak. İyiliği ehil olana da yap. Hani şu çocuk kabiliyetli, tutalım elinde yükseltelim. Tamam, bu birinci madde. Ötekine de yap iyiliği, bak nihale neler oluyor sonunda. İyiliği layık olana da yap, layık olmayana yap. Layık olanı yaparsan zaten güzel olanı yapmışsındır. Ötekine yaparsan o ona layık değil ama sen layıksın iyilik yapmaya. Tasavvuftan girdik ya. İşte o kara lekeleri çökmek için çok namaz kıl, çok oruç kur, çok istiğfar et, çok zikir et. Tek şeysi budur, hedefi. O kara lekeleri söküp temizlemektir. Yo, tasavvuf ismi buradan gelir, saati iyileşmek. Bunun için tecrübeli, ihlaslı, alim bir kimse tutar, şöyle yap, böyle çat, basitten zora doğru. Adamın o kara lekeleri söktürmek için onu yola koyar. Ona yardım eder. Allah'la kul arasına hiçbir kimse girmez. O tarif eder tecrübeleriyle. Antrenör gibi canım, futbolcuya şöyle vurulan, şöyle koşulan demiyor mu? O da ona bilgisini aktarır ve insanları, ahlakını güzelleştirmek yoludur o. Bak bir Şirafi'yi söyledik. Nereden nereye gelmiş? Evet, ehli olmayan demeyin. Ehli olana da iyilik yapın, ehli olmayan da. Şimdi tasavvufta hedef şudur. Mesela bir iş yapacaksınız.
pozisyonumuz müsait. Yani sen, ben alışveriş yapıyorum, sen geldin, seni kandırabilirim rahat. 3 kuruşluk balığı 30 liraya kakalarım sana. Mesela öyle bir pozisyon düşünelim. Ama vicdan diyor ki, aldatma lan. Bu işte mal 3 liralık. Bunun şu kusuru var, şu ayıbı var. Hani elime düştü bir kuş. Dikaz diyorlar ya, demeyeceksin. Şimdi böyle düşünün, ben bunu şimdi 30'a kakalarım da para kazanırım. Ama imanın var, hayır yapmayacağım, al 3 lira. İmam-ı Azam yapıyor bunu. Tüccarmış, bir kadın gelmiş, ihtiyar, kumaş almak istemiş. Kumaşın değeri 90 lira değil mi? 20 lira demiş. Benimle alay mı ediyorsun demiş kadın. Hayır efendim demiş. Ne alayım, estağfurullah. Çünkü bu kumaş topundan demiş, sattım. Kar ettim. Bu bana 20 liraya geldi demiş. 20 lirayı verince demiş, zarar falan etmiyorum. Bunu da sana 20 liraya satıyorum. Aldatabilir bak. Hala diyor ki, sen beni alay mı ediyorsun? 20 lira olur mu bu kumaş? Dediği halde ne demek bu? Hani iradenle sen kötülük yapmayacağım. Bu da güzel. Ama öyle bir adam oluyorsun ki yapa yapa güzellikleri, marufu iyiliği, o sende huy oluyor. Mesela çok haklısın. Giderken sokakta tu diyor adam. Tükürmek, hiç kabahatin yok, suçun yok. Bir şey gelmiş, eşkıya, sokak adamı, tu diyor sana. Hiç günahım yok, gidiyorsun işine. Hay senin diyeceksin, içinden nefis diyor, tükürdü sana. Aklın diyor ki, yok ya, buna cevap verme ya. Bir de adam hep teşekkür etmeye alışmış. Teşekkür ederim diyor. Mesela İbrahim, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Aklıma gelmedi. İbrahim Ethem. Saraylarda hükümdarmış. Allah ona hidayet nasip, oralara girmeyelim. Evliyalık demek, terinle beslenmek demek. Kimseye yük olmamak demek. Hükümdar adam ekmeğini kendi kazanıyor. Bir bağ bekçiliğini almış, parasını kazanıyor, geçim parasını. Bekçilik yaparken hırsız gelmiş, yolmaya başlamış. O da tam görevini tam yapıyor. Demiş ki, kardeşim ben buranın sahibi değilim. Sahibi olsam hepsini veririm ama bu, ben burada nöbetçiyim, emanet edildi. Lütfen demiş, çalma üzümü. Ulanım, bak yaşlı bir adam. Moruğa bak demiş ya, şuna ne diyor. Gençliği başlamış dövmeye. Kafasını uzatıvermiş. Hani karşı koyacağına, kendini savunacağına uzatıvermiş. Kanlı kızını dövmüş hırsız. Yorulduktan sonra teşekkür ederim demiş. Şimdi adam lan demiş, ben hem hırsızlık yapıyorum, hem adamı dövdüm. Bana bir şey de dövmedi, lütfen yapma dedi. Bir de boynunu uzatıyor, teşekkür ediyor. Kendine gelmiş. Adam olmuş o da, hırsızlığı bırakmış. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Adam hep böyle teşekkür etmeye alışmış İbrahim Ethem. Siz de iyilikleri huy haline getireceksiniz. Ne yapıyorsun, bu hırsızlık var. Bunu söylemeye adamda şey yok. Otomatikmen teşekkür ederim diyor. Ne yapsa teşekkür ederim. Buna alışmış. İyilik huy haline gelmeli. Tasavvufun hedefi de budur aslında. Bunun için çalışılır. Adam kabiliyeti varsa buna var. Evet, Efendimiz de işte iyiliği diyor, ehil olana da yap, ehil olmayana da yap. İyil olana yaparsan zaten görevin, yaptın, kazandın. İyil olmayı yaparsan sen ehlisin onun. İyilik yapmaya ehilsin yani. Sen iyilik adamı oldun, bunun ispatıdır bu. Onun için her durumda iyilik yapmaya, ağzından kötü laf çıkarmamaya çalışmalı, alışmalı. Bu sende huy olmalı, huy. Öyle buyuruyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Malik Muvatta'ında bu hadis-i şerifi Abdullah bin Ömer'den nakletmiş. Keza
Hazreti Ali radıyallahu anh'tan nakletmişler bu hadis-i şerifi. Allah onlardan razı olsun.